be kardeşim. Sonunda tatilden geldik. Evet Allah'ım birader, evimi özledim. İnsan eve gibisi yok. Evet kardeşim, şimdi eve gideceğim var ya, bir yatacağım. Oh, akşama kadar uyuyacağım. Ne yalan söyle birader. Ben televizyon açıp uyuyacağım. Hadi gidelim evimize. Evet kardeşim, ama ilk önce bir yemek yememiz lazım. Yoksa açlıktan birazdan öleceğim herhalde. Ben de öleceğim. Birader. Lan buraya ne olmuş böyle? Birader, köyümüze bir şey olmuş. Bir dakika ya, burası bizim köyümüz mü? Evet, burası bizim köyümüz. Nasıl ya? Köyümüze ne oldu böyle? Her yerde ateşler var. Köyümüz patlamış. Köyümüze ne oldu böyle? Birader, bence kötü askerler köyümüzü istila etti. Saçmalama oğlum ya. Bir insan oğlu bunu yapar mı? Manyak mısın? Şuna baksana. Bütün insanların evini patlatmışlar. Arkadaş, orada bir tane köylü yanıyor. Vah vah vah. Canım, köylü ölecek şimdi. Şuna baksanız arkadaşlar. Bütün evler patlamış. Yaşanılamayacak hale gelmiş. Orta senin evin yok olmuş kardeşim. Oğlum ya, ne güzel evinle benim evim patlamış. Evet kardeşim, senin evini darmadağın etmişler. Senin evin eserik yok. Benim evim bile yok kardeşim. Evim yok ortalıkta. Ana, ne yapıyorsunuz da burada? Ha, köylü. Sonunda ölmeyen birisini bulduk. Burada ne oldu anlatır mısın bize? Ana, ne olacak lan, köyümüzü yok ettiler. Kim yok etti köyümüzü? Kim olacak lan? Kar canavarı diye bir tane yaratık çıktı. Geldi, köyümüzü yok etti. Bütün insanları yedi. Ben vallahi kaçmayı başardım ama bir baktım köyümüz yok olmuş. Peki polisler bir şey yapamadı mı? Yok lan, ne yapacak? İlk önce polis binasını patlattı. Ondan sonra bütün köyümüzü patlattı. Darmadağın etti. Yok etti köyümüzü. Köyümüzü mü yok etti? Lanet olsun. Bütün köyümüz yok olmuş. Oğlum ya, ne yapacağız? Peki neden kar canavarı bizim köyümüzü yok etti ki? Valla duydum, ben gürek gürek verdi diye birilerini arıyorlarmış. Nasıl yani ya? Kar canavarı ne dedi, bir dakika anlamadım ben. Bu köyde yaşayan gürek verdi diye biri varmış. Ana valla onları arıyormuş, onları öldürmek istiyormuş ama ne yazık ki bulamadı. Gürek verdi diye birini arıyormuş. Anladım, tamamdır köylü, kolay gelsin sana. Siz neden geldiniz de böyle? Biz mi? Biz tatilden gelmiştik. Ana, kafayı mı yediniz? Ne yapacağız oğlum burada? Vallahi bilmiyorum köylü. Neyse, hadi sana kolay gelsin. Geçmiş olsun. Birader, biz peki ne yapacağız? Kardeşim, duydun değil mi? Kar canavarı bizi arıyormuş. Evet evet birader, bizi arıyor. Onu durdurmamız lazım oğlum. Evet kardeşim, onu durdurmamız lazım. Gel bakalım benimle. Beni takip et. Oğlum, nereye gidiyorsun? Manyak mısın? Gel kardeşim, sen beni takip et. Allah Allah, nereye gidiyorsun acaba? Gel gel kardeşim, burayı görüyor musun? Görüyorum birader, ne olmuş? Kardeşim, sadece kar canavarını biz durdurabiliriz. Biz ve çalışkan ailesi. Bu görmüş olduğun alana en güvenli evlerimizi yapacağız. Ve ondan sonra arkadaşlar kar canavarı ile savaşacağız. Onu yok edeceğiz kardeşim, merak etme. Köyümüzün intikamını alacağız. Tamamdır birader. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben evimi magma bloğundan yapacağım. Ben de arkadaşlar ruh kubundan yapacağım. Ben neden mi magma bloğundan yapıyorum çalışkan herhalde, hemen söyleyeyim. Kar canavarı arkadaşlar kardan yaratıldığı için, ben de arkadaşlar karı eriten şey ateştir. O yüzden arkadaşlar ben de magma bloğundan yapacağım evimi. Yani kar canavarı eğer evime yaklaşırsa eriyip gidecek, ölecek. O yüzden evime yaklaşamayacak. Hadi bakalım arkadaşlar, evimizi yapalım. İlk önce buraya magma bloğundan duvarlarımızı yapacağız çalışkan herhalde. Ve sonra arkadaşlar efsane bir tuzaklar yapacağım. Birader bak, lütfen güvenli yap evini, tamam mı? Tamam kardeşim, merak etme, evimi bayağı bir güvenli yapacağım. Hadi bakalım arkadaşlar, şöyle evimizi güvenli yapalım. Vallahi arkadaşlar, iyi ki de burada değilmişiz, iyi ki de tatildeymişiz. Yoksa vallahi arkadaşlar bizim burada tostumuz çıkardı vallahi. Bizi karşınımız tost yapar dezerdi. Neyse, ama şimdi arkadaşlar biz onu tost yapacağız, merak etmeyin. Onu tostun arasına kaşar peynir olarak koyacağım karşınımını. Hadi bakalım şöyle yapalım şunları. Tamamdır, hop şöyle şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar, duvarlarımızı kapatmaya devam edelim şöyle. Şuraları da şöyle kapatalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi çalışkanlısı bayağı bir mükemmel olacak evimiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar güvenlik duvarımızı çektik. Birader birader. Ne oldu kardeşim, ne geziyorsun o deli dana gibi? Birader, benim evime baksana bir. Hani bakayım. Oğlum, ne yaptın, evini niye yakıyorsun? Birader, bu sonsuza yanan ateş. Nasıl yani, buradaki ateşler sonsuza dek mi yanıyor? Evet birader, bu ateşler sonsuza dek yanıyor. Vah canına, doğru. Kar canavarı senin evine yaklaşamayacak. Evet birader, görmüş olduğun gibi dışarıdan bayağı bir korumalı oldu. Şimdi evin içine yapacağım ben, hadi git buradan. Hadi bakalım kardeşim, acaba hangimiz en güvenli evi yapacak? Yorumlara yazın bakalım çalışkanlısı. Sizce arkadaşlar en güvenli evi ben mi yapacağım? Yoksa Arda mı yapacak? Yorumlara yazın arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyin. Doğru cevap verenlere sürpriz ödüllerimiz var. Ama tabii ki de arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izleyip videoyu beğenip yorumlara yazmanız gerekiyor.
Evet, görmüş olduğunuz gibi en son arkadaşlar biz buraya güvenlik duvarımızı yaptık magma bloğundan. Ve şimdi arkadaşlar bu evimizin etrafına böyle çukurlar açacağız. Görmüş olduğunuz gibi çukurlarımız bu kadar boyutta. Şimdi tabii ki de bana soruyorsunuz, abi neden böyle bir çukur yaptın diye. İzleyin ve görün çalışkan ailesi. Var ya, bu tuzağa hayran kalacaksınız. Ama tabii ki de video sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Hadi bakalım şöyle yapmaya devam edelim arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafa da şöyle yapalım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi çukurlarımızı hazırladım. Zemini katman kayısından yapacağım arkadaşlar, ki evimiz daha da güvenli olsun. Şöyle. Şimdi de arkadaşlar evimizin böyle köşelerine lavlar koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar o lavların bir kısmı buradaki çukurlara akacak. Aynı şekilde bu tarafları da şöyle koyalım. Arka tarafa da şöyle koyalım. Bu tarafa da koyalım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar o çukurları şöyle lavlar doldu. Ve şimdi arkadaşlar o lavların üstüne şöyle örümcek ağlarımızı yerleştireceğim. Taktiği size hemen anlatıyorum arkadaşlar. Eğer kar canavarı oldu ki evime yaklaşıyor değil mi? Tam evime gelecekken hop buradaki ağa tıkılacak ve direkt arkadaşlar buradaki lava düşecek. Nasıl ama, 10 numara taktik. Ve şimdi bu örümcek ağlarını bütün yerlere koyalım bakalım arkadaşlar şöyle. Arka tarafa da hızlı bir şekilde şöyle koyuyorum. Buraya da şöyle koyalım bakalım arkadaşlar. Tamamdır, görmüş olduğunuz gibi bütün örümcek ağlarımızı ve lavlarımızı koydum. Şurayı kıralım bakalım şöyle. Buraya arkadaşlar iki tane böyle güvenli kapı koydum. Bakın şuna baksanıza, çok kalın bir tane kapı bu. Bu kapı arkadaşlar nükleer kapısı. Yani buraya nükleer silah atışa değersiniz, hiçbir şey olmayacağına göre. O yüzden ben de bu kapıyı buraya koydum. Ve şimdi sıra geldi asıl evimizi yapmaya. Buraya arkadaşlar küçük bir tane ev yapacağım. Evimiz böyle kulübe şeklinde mini minnacık tatlı bir ev olacak. Hadi bakalım. Buralarda arkadaşlar kırılmaz camlarımızı koyacağım şöyle. Bir adet yatak, bir adet silah dolusu sandık, iki tane de kapı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kalacak yerimi de tamamladım. Ve şimdi de arkadaşlar son olarak şu evimin bütün her tarafına böyle toplar koyuyorum. Bu toplar arkadaşlar düşman tarafına ateş edecek. Şöyle şuraya da koydum, şuraya da şöyle koydum. Aynı şekilde bu tarafta iki başlık koyacağım arkadaşlar. Şuna baksanıza be, bayağı bir güvenli oldu. Birader! Söyle kardeşim, et başladın deli dana gibi koşmaya. Birader gel benim evime bak. Ne, senin evine mi bakayım? Gel oğlum. Oğlum sen hiç bir şey yapmamışsın. Gel oğlum, gel içine bak sen bu evin şimdi. Oha, bu kapı ne böyle? Kardeşim bu gizli kapı. Gel hadi gel benimle. İyi tamam, geleyim bakalım. Kapat mı şurayı? Hop kapattım, gördün mü, belli olmuyor. Oha, şu evin içine bakın arkadaşlar, bayağı bir iyi yapmış Arda. Evet kardeşim, bak burada görmüş olduğun gibi bilgisayarlarım var. Burada böyle Minecraft videosu çekebiliyorum ve oyun oynayabiliyorum. Görmüş olduğun gibi yatağım da var burada. Bayağı güvenli, ne diyorsun? Vay be, seninkisi çok tatlı olmuş oğlum. Tam da yaşam alanı. Evet kardeşim, seninki de bayağı bir güvenli olmuş. Teşekkür ederim birader. Hayır olamaz. Sen Arda olmalısın. Aa birader, yardım et. Allah Allah ya, Arda kardeşim ne oldu? Birader çabuk sandığından silahları al. Hayır olamaz, kar canavarı galiba bozmalı. Hemen arkadaşlar şunu sandıktan silahlarımı ve zırhlarımı da alalım. Geldim kardeşim, merak etme, sen arkada bekle beni. Tamam birader ama çok dikkatli ol, tamam mı? Tamam kardeşim. Hey kar canavarı, köyümüze ne yaptın, bizden ne istiyorsun? Siz benim kardeşimi öldürdünüz. Ne, kardeşini mi öldürdüm, ne alaka be? Korkunç kardan adam benim kardeşimdi ve siz onu öldürdünüz. Korkunç kardan adam demek ki senin kardeşinindi. Ne bilelim biz senin kardeşin olduğunu be? Ama senin kardeşin bizim köyümüzdeki herkesi öldürdü, tamam mı? O yüzden ben de sizi öldüreceğim. Gel buraya. Lanet olsun arkadaşlar. Kar canavarı bana saldırıyor. Gel lan buraya. İşini seni bitireceğim. Çalışkan sürmez, bu savaş bitmez. Gel. Arkadaşlar şunun sesine bak, ne kadar korkunç be. Ulan var ya, sen kime bağırıyorsun oğlum, hayırdır lan sana. He hayırdır oğlum sana. Gel lan buraya, senin işini bitireceğim lan. Çalışkan senin gücünü herkes görecek bakalım. İşte bu arkadaşlar, bu özel gökkuşak kılıcımız ile onu yok edeceğiz. Beni yok edemeyeceksiniz. Kardeşimin intikamını alacağım. Öyle mi? Gel bakalım şöyle, sen bir lava düş de. Geç bakalım lan şuraya. Geldi bakalım. İşte bu. Çalışkan senin gücünü göstereceğim sana. Al bakalım. Hop al bakalım. Arkadaşlar şu anda savaşıyoruz bakalım. Acaba bu savaşı kim kazanacak? Tabii ki de ben kazanacağım. Göstereceğim ona gününü. Gel buraya. Buraya gel, kaçma. Sen kaçmalı, nasıl oğlum? Ben senden mi korkacağım lan? Senden korkan senin gibi olsun, seni bezdik canavar. Şunun tipine bakın arkadaşlar, tipinde meynemet yok oğlum. Gel lan buraya, al bakalım, al bakalım. İşte bu, bam bam bam. Gel bakalım buraya. Dader iyi
misin? Oh, evet kardeşimim. Sende bir şey var mı? Yok kardeşim ama çok korkmuş oğlum. Baksana şuna, tipe baksana birader. Evet ya kardeşim ama merak etme, onu yok ettim, gördün değil mi? Vallahi el olsun kardeşim, sen bu köyün kahramanısın. Estağfurullah birader, ya ne demek? Bizim köyümüzü korumamız gerekiyordu. Ama maalesef ki arkadaşlar geç kaldığımız için köyümüzü koruyamadık. Ve kar canavarı köyümüzü yok etti. Ama merak etmeyin, sözüm olsun arkadaşlar, bu köyü tekrardan inşa edeceğim. Hem de bu sefer daha da güçlü ve daha da güvenlikli olacak. Şu anda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekrandaki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz dualarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar, tıklayın tıkla tıkla. Bakın solda video var ve sağda video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoyu tıklarsanız bütün dualarınız ve dilekleriniz gerçek oluyormuş. Amin. Ben tıkladım ve benim gerçek oldu. Siz tıklayın ve sizden gerçek olsun arkadaşlar. Görüşkenize bakın, öpün öpünüzü. Bay bay.